Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. 2019-2020 Ocak 19, yine bu salonda sizlerle birlikte bu görevi ben ve ekibime tedvi ettiniz. Büyük bir onurdu benim için. Bu onuru, bu kutsal görevi 3,5 yıldır başarıyla tamamlamaya çalıştık. Şimdi ben konuşmalarımı yaparken bu arada çok vaktinizi aldık. Bir teşekkürü de ben belediye yetkililerine iletiyorum. 15 gün önce burada kongremizin olacağını duyurmamıza rağmen sabahın saat 8'inde klimaları açtılar. Bugün saat 2, 6 saattir burada bizi sıcaktan pişirdiler. Kongreyi dışarıda yapsaydık sanırım daha iyi olacaktı. Teşekkürlerimizi borç biliyoruz belediyemize. Yeni ilçe binamızın taşınması fiziksel şartların daha uygun hale getirilmesiydi. Bunu başardık sayenizde. Gönüllü partili dostlarımız genel merkezden yardımlarla güzel bir parti binasına kavuştuk. İkinci sözlerimizden bir tanesi üye artırımıydı. Minimum %20, %25 artış yapacağız dedik. Şu anda 598 üye sayısına ulaştık. Aynı zamanda bir gençlik kollarının oluşturması gerektiğini söylemiştik. Gençlik kollarımızı kurduk. Verilmiş 3 sözün 3'ünü de yerine getirdik. İçinden bir tanesi Mart ayında geçecek. Mart'ın sonu bahar olacak inşallah. Milletvekili seçimlerini geçirdik. Milletvekili seçimlerinde 46 yıl sonra benim doğduğum gün milletvekilliğini kaçırmıştık. Bugün 46 yaşındayım, 46 yıl aradan sonra Tahsin Ocaklı'yı Ardeşin'den parlamentoya gönderdik. Bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Söylediğim gibi Mart seçimlerinde son bir sözümüz kaldı. O sözle inşallah bu belediyeyi bir sonraki seferde sizleri yazın, soğuk, kışın, sıcak bir ortamda oturtacağız. İnşallah kongrelerimiz o havada geçecek. Yani biz havanın böyle olacağını tahmin etmemiştik. Maalesef azizliğe uğradık. Bugünlere kadar geldik. Başarıyla, başarısızlıkla geçen yıllarımız oldu. Ufak tefek hatalarımız oldu. Eksiklerimiz oldu. Onları da mazur görmenizi istiyoruz. Yani üzdüğümüz insanlar olmuştur. Farkında olmadan kırdığımız kişiler olmuştur. Yani bunlardan dolayı yapmış olduğumuz hiçbir hareketin kasıtlı ve bilinçli olmadığını bilmenizi istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir süreç içerisinden geçtik. Pandemi süreci içerisinden çıktık. Pandemi sonrası seçimler vesaireler. Bir de yani biz birlikte şehri yönetmeye çalıştık. Ama bunun içerisinde bazen istemediğimiz aksaklıklarla karşı karşıya kaldık. Bunlar ikinci dönemimizdir. Yani biz Cumhurbaşkanı için çıraklık, kafalık, ustalık dönemi demiyoruz ama bundaki sonraki dönemimiz çok daha birleştirici, çok daha bütünleştirici olacaktır. Genel olarak eleştireceğim şeyleri vardı ama muhataplarının burada olmadığı için o konulara girmeyeceğim. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var, dostlarımız var. Onların içerisinde aile sorunlarını tartışmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Yarın daha kapsamlı, daha parti içi toplantılarda bu konuşmaları fazlasıyla hep birlikte yapacağız. Ben bu görevi bana verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İbrahim abiyle birlikte bir seçim dönemine girdik. Sağ olsun o seçimden sonra hiçbir şekilde ayrılık değil, bize birleştiriciliğin, bütünleştiriciliğin ne olduğunu gösterdi. Sürekli her zaman ihtiyacımız olduğu zaman yanımızda oldular. Eski yönetim kurulu üyeleri her zaman varlıklarını hissettirdiler. Bazen biz onlara eksik şey yaptık, biz arayamadık. İhmal ettiğimiz zamanlar oldu ama hiçbir zaman bizlere gönül koymadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyüklüğü buradan geliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak menfaati dayalı bir siyaset değil. Yani bu muhalefet partilerinin birçoğu için geçerlidir ama muhalefet partilerinin birçoğu da dönem dönem iktidarın bir köşesinde durmuşturlar. Bizler kendi cebimizden, kendi zamanımızdan, kendi vaktimizden alarak yani yarınlarımızı düşünerek, çocuklarımızın geleceğini düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapıyoruz. Hiçbir beklenti içerisinde olmadığımız için de burada var olan üyelerin aslında yani Ardeşin'de 8500 oy aldık. Elbette ki bunun içerisinde İttifak unsurlarının çok önemli rolü var. Millet İttifakı ile birlikte başardık birçok şeyi. Lakin bu 8500 oyun yaklaşık 6500 oyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir oydur. Burada üye sayımız 600'dür. Yani her türlü mobbingin uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bir siyasi partiye üye olduğunuz zaman, bir işe girmek istediğiniz zaman, bir makam, bir mevki, bir yerlere gelmek istediğiniz zaman, hakkınız olan bir yere gelmek istediğiniz zaman önce size üyelikleriniz sorgulanıyor. Gidin önce oradan istifade edin, ondan sonra gelin AK Parti'ye kaydolun diye deyiliyor. Aramızdaki birçok kişi de buna şahit olmuştur ama bunun içerisinde tabii memur olan var vesaire olan var. Çeşitli sebeplerden dolayı partimize kayıtlı olamayanlar var. Ama onun haricinde aslanlar gibi böyle ayakta duran sizler ve sayıların da çok olduğu parti üyelerimiz var. Her türlü zorluğa göğüs gelen siz üyelerimizle birlikte
Biz bugünleri inşa ettik, inşallah yarınları da inşa edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyiz. Yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Divana gelen tek bir önerge var başkanlıkla ilgili olarak, onu da okuyayım. İlçe başkanlığına bağlı uçanı öneriyoruz diye. Yeterli sayıda imza var. Başka da başvuru olmadığı için. Şu an bir de oy pusulasını okutturacağız. Başkan Ömer Fazıl Uçan. Başkanım hayırlı olsun. Asıl yönetim kurulu üyeleri Necip Akmerer, Barış Alçın, Işık Atagün Altay, Ümit Bakoğlu, Uğur Çevik, Ali Hacı Efendioğlu, Murat Kanoğlu, Tuna Karaca, Cengiz Yaşar Kuyumcu, Mustafa Kuyumcu, Özgür Parlağı, Şengül Yıldırım. Seçimler maddesine geçiyoruz. Seçimler hayırlı olsun hepinize.